Senin ne işin var burada ya? Anında arkamda bitemezsin. Daha 2 dakika önce başladım alışverişe ya. Tamam, hoppala canım. Dur yok bakalım. Canım, ver bir tane. Hayır dur siyahını ben seçtim. Ama hayır az önce bakmama gerek yok dedim. Asla bakmama inanamıyorum. Gerek yok dedim. Eda sen beni takip et. Bir de utanmadan. Benim elime attığım şey miyim? Al hayatım. Al, al canım ha. Tamam şu de alabilir miyim? Paylaşım diyorum birazcık. Bu mağazası. Ne ya? Anne inanın alakası ne alakası var, var da 2 dakika mi? Önce alışverişe başlayıp aynı anda aynı krobu ne o yani? Aşkım böyle dünya bakmama yok. Gerek yok dedim. Ben bakınca kıymete bindi. Krop bakasım tatlı geldi. Kız, bakmama gerek yok mu dedim. Bakacağım. İndirmene gerek yok mu dedim. Evet indirmene gerek yok doğru demek. Doğru dinleyeceksin zaten, o zaman. Eda Koç. Soyadını taşıyorsun sus. Kaç beden bu aşkım? Çok affedersiniz. Şimdi bu dursun burada. Ben birkaç mağaza daha bakıp hani kafamla nasıl kombinleyebilirim düşünüp tekrar geleceğim zaten. O da denesin o onu olmaz. Çok çabuk vazgeçmedin mi Aleyna? Dış ses vazgeçmedim. Zaten mağazaya ilk girdiğimde dedim ki Eda daha gelmemişti. Ben aldım diye vazgeçmiştir. Canım sen aldın diye vazgeçmem. Sen daha tanımıyorsun tabii beni. Ben çok kez birileriyle aynı şeyleri giydim podyumda. Evet benim kabinimden elbise de almıştım. Doğru binde aldım kabini... giyerken. Ya doğru, hadi oradan. Doğru, onu ben denemek için, doğru. Üzerinde görmek için denemiştim ve aynı elbiseyi giyip tamam, çıkmadım zaten podyuma. Tamam o zaman ben de podyuma. Seninkini alabilirim bu saatten Eda, sonra. Hayatım ben alamazsın deme. Dedim Eda sakin ol, nasıl gergin, nasıl gergin, niye böyle oldu Eda acaba? Süresi senden daha az olduğu için olabilir mi? Tamam, bu burada dursun, ben geleceğim tekrar. Şöyle asıyorum, teşekkür ederim. Eda onu giyer, altına da bir tane pantolon giyer, çıkar. Görüşürüz, bay bay. Tina, senin bugünkü konseptini öğrenemedik daha değil mi? Evet, doğru diyorsun. Konseptimi sana söylemedim. Benim konseptim bugün kısa film festivaline gidiyorum. Arkadaşlarımla gidiyorum, sinemada film izleyeceğiz. Filmin senaristi kim peki? Buradan bahsediyorsak senarist Esra'dır. Başrolü de kendisidir. Öyle bir yazıyor, oynuyor ki maşallah. Almış götürmüş. Seçtiğin takımı görelim mi bu arada? Burada bir takım var. Botla kombinleyebilirim diye düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 500. Üzerinde görelim mi artık? Bende de. Ben yine üstümde göreyim. Belki pazarlık yapabilirim. Bay bay. Esra kendi tasarımı olmayan hazır bir kombin seçiyor. Yani bugün kendi tarzını gösterdi. Kendi tarzıma uygun bir şeyler giyinmek istedim. Jean biraz dar geldi aslında. Ben daha bol istiyorum. Boz bol böyle yerlerde paçası biraz sürünsün istiyorum. Bu tarzda bir kombinle en iyisi olacağımı inanıyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Pantolonun fiyatı 280 TL. Üzerimdeki bluzun fiyatı da 195 TL'ymiş. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Evet, burada bir kombinim daha var. Bekle beni, hemen kabine gidip geliyorum. Beyazlara bürünerek kendini melek gibi mi göstermeye çalışıyorsun? Canım, tarzımın melek olmasına gerek yok. Ruhum melek, kalbim melek, bu da yeterli. Üzerindeki kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Üstümdekinin fiyatı 700 TL. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Başka kombinim de var. Onu da giyip geliyorum dış ses. Hadi bay. Yani Aleyna'nın ahı tuttu herhalde. Göğüs kısmını hiç sevmedim. Bunun birazcık daha yukarıda olması gerekiyor ama yukarı çıkartamıyorum şu anda. Bir de buradaki bu dikiş izlerini beğenmedim. Hayal ettiğim gibi olmadı. Fiyatlarını öğrenelim mi? 785 lira ceketim, 385 lira pantolonum, 180 lira da crop'ummuş. Alışveriş sürenden 15 dakika eksilmesinin sebebi olarak Esra'yı mı görüyorsun? Kesinlikle sebebi Esra. Zaten şu an yan yana gelmek daha istemiyorum. Kesinlikle onu tahrik edecek bir cümle söylediğimi kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen bir yanlış anlaşılma var. Yani makyözleri savunduğum için, emekçi insanları savunduğum için şu anda mağdur ediliyorum. Ama yine mağdur edilsem yine savunacağım, yine savunacağım. Çünkü hakkı yoktu Esra'nın o şekilde davranmaya kızlara. Ben de inan senin yüzünden bu cezayı aldığım için kendimden utanıyorum. Dua et 15 dakikayla kurtuldum. Onun oyunlarına, dolduruşlarına gelmeyeceğim. Madem savaş açtı, madem taktiksel yürüyor, taktiğe taktik o zaman da sesçim. Hadi bakalım.
Şöyle yapardık ya. Bir sonraki kombinin için başka bir mağazada görüşelim mi? Görüşelim dış ses. Ah dış ses. Ah ne ağladım ne ağladım. Hayrola Zeynep, neden ağladın? Kötü kötü rüyalar görüyorum. Artık bilmiyorum neyin etkisinde kalıyorsam dış ses. Çok iyi kombinler de yapıyorum ama demek ki etkisinde kaldığım bir şeyler var. Bunları da podyumda açıklayacağım. Üzerindeki kombinin fiyatını şimdi açıklarsın ama, değil mi? Trench coat'um 750 TL. İçimdeki elbisem 150 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Evet dış ses. Şimdi kabine gidiyorum ve başka kıyafetler deniyorum. Hadi bakalım. Biz de hemen diğer yarışmacılarımızın ne durumda olduklarını gözlemliyoruz. Eda, işin ne zaman bitecek? Kasaya geçiyorum şimdi. Tamam, çünkü ben yarım saattir kapıda bekliyorum. Tamam. Hadi. Eda hadi. Ne yapıyorsun? Ay ama dış ses farkında mısın? Sürekli olarak benim alanlarıma giriyor. Kabinime Eda. Giriyor, elbiseme alıyor. Bu Eda, nedir böyle? Eda küçücük yer zaten. Bana baskı yapma hayatım. Bana baskı. Hadi giyin artık. Ben kabinimdeyim. Ne kadar istersem o kadar şey. Giyin artık ya. Aleyna ve Eda aynı mağazadan kombin seçtiği için var olan kabini ortak kullanmakta sorun yaşıyorlar anlaşılan. Yarım saattir de kapıda onu bekliyorum. O sıra gittim ayakkabıcı ayarladım kendime. Bilmem ne yaptım. Konuşurum. Gömleği katlamasıyla alakalı bir şey sordum. Hayırdır yani? Ya 100 saat soramazsın. Allah. Yarım saattir gömleği nasıl katlayacağını soruyorsun. Ya istediğin kadar sorarım Aleyna. Sesimi yükseltme. Senin babanın tapulu mu? Sesimi yükseltme. Don't baby. Sesimi don't yükseltme. Baby. Sesini. Öpüyorum seni aşkım. Ay Eda beni çok bayıyor ya gerçekten. O zaman başımda bekleme aşkım. Beklerim çünkü kombin yapacağım Eda, o zaman pardon da. Aşkım, vallahi beni şimdi gel sinirlendirme. Siz sorunu aranızda çözün kızlar. Biz en iyisi diğer kızların yanına gidelim. Selin ilk mağazasına geri dönerek beğendiği bir tişörtü almaya karar veriyor. 85 lira etiket fiyatı üzerinden 5 lira indirim alarak 80 lira ödeyen Selin ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Biz de bu arada Esra'nın denediği kombini inceleyelim. Aradığın kombini buldun sanırım Esra. Her zaman olduğu gibi yine belden bir sorun yaşadım. Beli birazcık bol geldi evet ama pantolonu çok beğendim. Duruşu falan tam istediğim gibi, böyle bol pantolonlara bayılıyorum. Fiyatlarını öğrenelim mi? Pantolonun fiyatı 390 TL'ymiş. Üzerimdeki ceket 380 TL. İçimdeki crop da 180 TL. Zamanın azalıyor. Kombinine karar verebildin mi? Ben hemen kabine gidiyorum. Üzerimdekileri değiştirip kararımı vereceğim. Sonra görüşürüz. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Tüm parçalarını aynı mağazadan alan Esra toplamda 610 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bu arada Hülya ayakkabı seçimine geçmiş bile. Şurada bir şey görüyorum. Kaç numara acaba? Çok özür dilerim. 9 mu? Ne kadar? 4-5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 -
giderken biz de Zeynep'in yanına ışınlanıyoruz. Zeynep, üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Kabanım 690 lira, takımım da 470 TL. Başka bir kombin daha deneyecek misin? Burada başka bir kombinim yok dişsiz. Kararını verdiysen kasada buluşabiliriz. Kombinine karar vererek soluğu kasada alan Zeynep 46 lira ödeyerek çantacıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum. Büyük bir kombinle geldim. Şimdi böyle bir beyaz gömlek elbise denedim. Kemer taktım. Buna böyle bir çizme düşünüyorum.